Geldik devam ediyor. Şimdiki etabımızın adı üçüncü. Senin de izin var. Senin de izin. Üçüncü oyunumuzun adı Beni Küpten Yarat. Hiçbir ünlü herhalde küpten yaratmadınız değil mi? Şimdi küpler gelecek önünüze. Küpün altı tarafında da ününün kolu, bacağı, ayağı, göğsü, eli, meli falan onlar var. Tamam mı? O ününün ben size soru soracağım. O ününün ilk başta kim olduğunu söyleyeceksiniz. Ondan sonra da o kişiyi küpten yaratacaksınız. Tamam. Anladın evet. mı? Anladık. Her bir doğru cevap için 2 puan alacaksınız. Süreniz de 90 saniye olacak. Küpleri alalım. O küp benim kadar. Eğer bütün kahretsin. Soruları da doğru bilirseniz 5 puan bonus kazanacaksınız. Peki. Sizler geçiyorsunuz. Sedalar geçiyor. Hepimiz. Süreniz. Hepimiz mi? Burada mıyız? Buradasınız. Tamam. Ben şimdi size soruyu soruyorum. Süreniz 2 dakika ve 2 dakika içinde ünlüyü yaratacaksınız. Avrupa yakası ve yalan dünya. Gülse Birsel. Gülse burada. Gülse burada. Gülse burada. Mavili bir şey giymiş, evet, mavi bir şey. Mavi bu. Vücudu buldum. Buyurun. Nerede şu, kafa? Şu kafa burada, kafa burada. Bir dakika. Gözü burada. Yok değil. Şöyle, evet. Şöyle, böyle. Evet, bu ne? Evet, bu ne? Buraya. Alt. Kaldı. Çabuk. Güzel değil mi Hülyan? Yeşilçaman yıldızı. Hülyan Avşar burada. Kafası burada. Nasıl bir şey giymiş? Hülyan Avşar değil mi? Hülya Avşar. Bir şey diyeceğim. Hülya Avşar değil. Yeşilçam'ın yıldızı kim var? Yeşilçam'ın yıldızı güzelliğiyle. Filiz Akın mı? Filiz Akın. Nerede Filiz Akın? Burada bir dakika. Gel. Kafalar burada. Kaldır altını. Bu ne? Kaldır. Yan çevir onu. Evet. Getir. İlk sorumu soruyorum. Evet. Oryantal denilince Asena. Burada kafa bende. Kafa bende. Evet. Çok güzel oldu. Bu ne? Ortası boş. Ortası boş. Göbeği yok. Yok göbeğim yok. Hayır. En altı mı bu? O en altı. Hayır. Oy bakayım. Al işte. Orada bacağı işte. Al sana Asena. Bence oldu evet. Doğru. Evet oldu. Bakışlarıyla. Tüten sonra. Bakışlarıyla böyle. Türkan Şoray mı? Bir dakika. Bu Türkan Şoray mı? Ya bu kafasının yarısı. Burada şey, bir tane burada. Boyun lazım. Ya burada. Ben boyunum. Al sana Türkan Şoray, al. Tüm kadınların sevgilisi, Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü. Kim? Kıvanç mı? Koluma geldi. Burada. Evet. Kıvanç. Bu Kıvanç bence. Nerede? Burada. Hemen yarısı getirin. Çok yakışıklı. Gel şeyine denk getir. Alta koy. Koy en altı. Onun şeyine denk getir. Al işte. Arkaya geç. Ne oldu? Ya oğlum işte bu şey. Ya oğlum işte bu şey. Oğlu para alın. Dur. Bir dakika. Bu böyle mi bu? Bu ne? Abi sakın. Bir dakika.
Bir dakika dur. Ne oluyor ya? Bir dakika. Abi konu işte. Çocuklar olmadı. Oldu. Başladı. Haydi. Başladı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu ne ya? Bir dakika. Gel kaportayı düzelt. Gel kaportayı düzelt. Abi kaportayım arkadaşım arıyorum. Çocuğu ne yaptınız ya? Ayıp ya. Kafadan ya. Ya. Sen bu yakışıklıyı ne hale getirdiniz ya. Abi beynim kaçar. Ben size. Beynim kaçar. Bir dakika. Fotoğrafını çekmem lazım. Evet oldu. Demek ki olmamış ve olduğunu sandıkları haline getirsinler onu. Bir bir oldu. Daha iyi. Olur. Ben de arkadaşlar bir. Yürü. Bir bir. Kulaçta fotoğraf çekti. Zor muydu bu ya? Niye ya böyle oldu? Hayır, değildi. Bir olsun. Anladın mı? Kavgada söylenmez. Mesela kavgadayız yani her kayıt dışında şeyler. Biz zorlanıyorlar sanki ha? Biz zorlanıyor sanki. Abi şu an Kıvanç'a mesaj atıyorum. Seni mahvettik diye mi? Haline bak. Yok burada bir adaletsizlik oldu ve senin adını veriyorlar. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen demişsin ki seviştikten sonra şiir yazarım. Eyvah buralara girmezsek. Doğru mu? Hayır o savaşla ilgili benim bir blogum var. Giriş katın bir altı diye. O blogda bir yazıda geçiyordu. Bir hikaye anlatıyordum. Benimle ilgili değil, bu bir hikayeydi. Hikayede geçiyordu. Ama yaptığım bir röportajda böyle böyle demişsin dediklerinde. Ben de dedim ki, ya evet bir hikayede geçiyordu bu. Hani sevişmekle, savaşmakla alakalı bir şeydi. Yani sonuçta uzun lafın kısası seviştikten sonra şiir yazdım. Ama bu böyle kocaman gazetede kocaman bir başlık olduktan sonra... Herkes öyle sanıyor ama öyle bir şey yok. Annem babam herkes aradı yavrucuğum madem. Özelliğin vardı yani. Niye bizim konuşmadık seninle? Ya Serkan ben hiç bilmiyordum bugün şey. Sen bayağı beyaz ışığı gördüm diyorsun. Böyle ölmüş falan gibi bir açıklamanda. Uy. Seninki daha güzelmiş. Bak fena değilmiş. Sen ışığı görmüyor. Ya evet bu benim bir hastalığım vardı. Küçüklüğümden itibaren uğraştım. Bir gittim geldim cidden. Yani böyle oksijen tüpleri falan aileye işte gelin hepiniz toplanın her an git çıkmayabilir bizden falan demişler. Peki gidip geldiğinin yani farkındasın hani o Cem Yılmaz hep dalga geçer ya beyaz ışığı görüyor diye. Ama yani tövbe yarabbim gördün mü? Ya şöyle o bütün hani bu böyle bir deneyimi yaşamış bütün hastalara sorulduğunda ortak bir şeyler anlatılıyor ya onlardan farklı değildi cidden. Bunun ne kadarı... Nedir bilmiyorum ama ben böyle bir uzun bir süre hiç sonsuz çiçeklerin üstünde uçtuğumu hatırlıyorum. Hadi ya evet, çok ilginç. Yani 4-5 saat falan. Kaç yaşındaydın o zaman mesela? Ben o zaman 15-16. Vay be Gonca. Tutturuyordun. İyi ki gidip gelmişsin ya değil mi? Yani. Vallahi bence de ikinci hayat derler İkinci ya. Hayat resmen ikinci hayat. Aynen. Çok iyi olmuş. İşte bir insanın eşsiz bir sesinin olması için böyle bir kere gidip gelmiş şart. Evet. Oyuna geldik. Devam ediyor şimdi. Dördüncü etapımıza geçiyoruz. Seda'nın masası. 14 puan. Bak Merve şöyle bir sallanıyor. 13'sünüz. Hiçbir şey için geç değil. Dördüncü etapla devam ediyoruz.